Bu düştüğüm durumun baş aktörü sensin ihtiyar. Bunu unutma. Kirayı yükselttin. Bu deveyle aynı evde roommate olarak yaşamak zorunda kaldım. Vallahi şu anda resmen aile içi bir şiddet görüyorum ya. Ya bayağı bayağı dövdü mü yani? Bayağı bayağı böyle hırtlağıma yapıştı. Zor kurtuldum elinden ya. O kadar güçlü ki kurtulması da çok zor. Yarın öbür gün bu serhoş olup eve gelse sırf zevk için benim ağzımı burnumu dağıtsa iyi mi yani? Kızınızı kurtardınız ama bu serseriyi benim başıma bela ettiniz. Vallahi yarın öbür gün Mor Çatı'ya gitmeyi düşünüyorum. Aa, Burhan Bey var. Ne oldu ya? Serhoş mu bu? Yok canım. Üf, kas gevşetici almış. Böyle rüyada gibi elini kolunu tutamıyor. Burhan Bey biraz yumuşadınız mı bana karşı? Bak Beyli. Seni severim biliyorsun. Ama bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Öyle herkesin içerisinde... Belki de burası konuşma yeri değil. Değil mi? Aka. İfat, sizi rahatsız etmesem şurada bir yerde diksiyon egzersizleri yapabilir miyim? Yap tabii Burhan'cığım. Tabii. Oh, tamam. İyi akşamlar efendim. Uzun zamandan beri saç saça baş başa kavga görmemişim, seyretmeye geldim. Nasıl? Ortamı yumuşattım değil mi? Zevzeklik etme Bülent. İffet Hanım, bulabildiniz mi vazo mu? Hiç merak etmeyin Sedef Hanım. Bu evde hiçbir şey kaybolmaz. Ne gergin bir ortam. Güzel şeylerden bahsedelim. Matmazel, hayırlısıyla mahkeme ne zaman? Mahkeme sizin için güzel bir şey mi Bülent Bey? Ya sizim ayrılıyorlar, kurtuluyorlar. Mahkeme demek liberasyon demek. İbiş dememiş, mahkeme gitmiş. Mahkeme gitmiş mi, mahkeme gitmemiş mi? Nasıl şeylerim Moşe? Siz bilirsiniz de. Burhan, sırası değil lütfen. Sen kendi işine bak evladım. Doğru. Buyurun efendim. Vazonuz. Acaba nezaketinizi bozduğunuza değdi mi? Ben nezaketimi bozmadım efendim. Gelmişken almak istedim. Kaybolduysa da bulunsun istedim. Ne var bunda? Bulundu işte efendim, bulundu. Güle güle kullanın. Bu vazo buydu olay. Ama efendim hiç sevmem bu vazoyu. Uğursuzdur. Kırılsa da kurtulsa. Uğursuz mu? Tabii genç adam. Bu vazonun birinci sahibi sadrazam bilmem kimdi. Evi yakmış. İkinci sahibi de kalem efendisiydi. Öldürülmüş. Üçüncü sahibi de Sedef'in anneannesiydi. Delinin teki. Bülent? Öyle ama bazı şeyler genetik şeri. Onun için ben bu vazoyu istemem. Efendim benim bu vazoya bu kadar değer vermemin sebebi... bu vazonun altındaki imzanın Çin'in en değerli, en hünerli ustasını... Ay ne oldu ayol? Bu vazo bizim değil ayol, sahte. Ne? Tevekkeli değil, hafif geldi elime. Altında imzası da yok. Şurasında bir kırık vardı, o da yok. Dur bakayım, rengi de biraz... Fazla mı beyaz ne? Siz bana sahte bir vazoyu kakalamaya mı çalışıyorsunuz? Delirdiniz misiniz Sedef Hanım? Biz dolandırıcı mıyız? Bizim eve nereden geldi bu sahte vazo ya? Efendim piyasada bu vazoların sahtesi de var, gerçeği de var. Boy boy, renk renk. Canım belki bu vazo bize hediye geldi, farkında değiliz anne. Onun için mutfaktaki o dolaptaydı. Biz gerçeğini aramaya devam edelim en iyisi. Tabii canım, olay yapmayın. Yapma ya. Vazonun sahtesini bulmuşlar, elime tutuşturuyorlar. Resmen hırsızlık bu, hiç beklemezdim sizden. Aa, sizinki de saygısızlık şimdi artık. Sedef Hanım,
Hanım! Hanım, Sedef! Sen bize hırsız mı diyorsun yani? E bunun başka adı var mı? Antika mı aldınız, sahtesini veriyorsunuz. Aa! Ben senin antikana mı kaldım? Kalmışsın işte. Bana sahte kakalıyorsun. Aklınca değil mi ha? Yer miyim ben, yer miyim? Sahtecilik yapıyorsun sen, sahtecilik! Ay! Hadi, ay! Anneciğim, ay! Sakin ol! Ay! Tutmayın beni! Asıl beni tutmayın! Ay, ay! Sedef teyze lütfen! Terbiyesiz! Görmüyorsunuz! Ya tutsanıza Bülent Bey. Bırak kızım, boş ver. Açılırlar, rahatlarlar. Çok ayıp. Çok ayıp. Edemek çok ayıp. Ayıp. Karışma. Kokoya. Edepsiz. Kokoya. Sensin. Ay, edepsiz seni. Ay. Gör kızım. Anam. Uyuma seni onun ayı bu. Siz karışmayın Burak Bey. Anam. Anam. Ne oldu ya? İki. Üç. Üstürdü ya! Ana! Ne yaptı Yasin bana? Geri! Geri! Nasıl oldu ya? Bana bir tane bir vurdum, o anda çakıl taşını şu anda yuttum. Niye gidiyor acaba bu şimdi? Anam! Yasin'in hiç elinin ayarı yok mu? Hastaneye götürün beni! Hastaneye götürün! Hastaneye götürün! Gel, gel. Anam! Ambulans! Ambulans! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.